Merhaba arkadaşlar. Kanalımızda bugün bağlantı sorunu ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Sorunu çözmeye yönelik onu paylaşacağız. Ağ bağlaştırıcımız çalışmıyor. Akşam kapattığımızda normal çalışan ağ bağlaştırıcısı sabah bilgisayarı açtığımızda gitmiş gözüküyor. Yönetici olarak aygıt yöneticisine girdiğimizde o şekilde gördük. Şimdi daha önceden yedek almıştık. Biz yedeğimizle ilgili ekse yedeğimizi tıklayarak çalıştırıyoruz. Biraz sonra ayarlarını yapacağız. Ayarlarını yaptıktan sonra yükleyeceğimiz driverlarını seçtikten sonra yükleme işlemini başlatacağız. Çözüp çözmediğini, çözmüyorsa neden çözmüyor ve ne yapılması gerektiği konusunu birlikte işleyeceğiz. Bu açması bir dakika kadar alabiliyor. Bekliyoruz. Şu anda tıkladık, bekliyoruz. Dikkat ederseniz 3 tane yedek aldık daha önceden. Bu 3 tane olmasının sebebi en iyi olduğu zamanlarda programımızı açıyoruz. Driver GUIs programımızı açıyoruz. Excel formatında daha önceki videolarda bahsettiğimiz gibi kaydımızı yapıyoruz. Böyle problemler çıktığı zaman da o driverlarımızı o kaydımızdan tekrar geri bilgisayarımıza yüklüyoruz. Evet, şu anda sağda sadece ağ bağdaştırıcısının driverlarını yükleyeceğimiz için onlara check atıyoruz. Diğerlerini boş bırakıyoruz ki daha çabuk olsun. Şimdi zaten bakacağız ne kadar sürede geri yükleme yaptığını göreceğiz. Evet, işaretlemelerimizi yaptık. Seçtik, seçimimizi yaptık. Şu anda başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi 4 dakika 10 saniye sürüyor bu işlem. 4 dakika 10 saniyede bu ağ bağdaştırıcımızın driver'ı da olan diğer bütün ağ bağdaştırıcı driver'larını yükleyeceğiz. Bunu internette yükleyecek olsak en az bize 4-5 saat gerekir. Burada bu konuda daha hızlı, daha çabuk, zaman bakımından çok uygun olan bir sistem. Sık sık bu durum başımıza geldiği için bu yöntemi tercih ettik. Ben sürekli bu yöntemi kullanıyorum. Driverlarımdan hangisi gitse onu seçip bu şekilde yüklememizi yapıyoruz. Yükleme sonucunda da ufak bir rötuşumuz olacak. Şimdi onu da göreceğiz. Evet, şu anda yüklememiz tamamlandı. Bilgisayarımız tekrardan başlayacak. Başladıktan sonra problemimiz çözülecek diyor. Biz de tekrardan başlatıyoruz. Çözülüp çözülmediğine bakacağız. Evet, aygıt yöneticimizden girdiğimizde yönet diyoruz. Aygıt yöneticisi. Evet, problemimizin çözüldüğü ancak bir pürüzü var. Pürüzü de şu. Oradaki sertifikayı yüklenmiş ama tanımlanmamış. Şu anda onu tanımlıyoruz. Evet. Sertifikayı yükledik. Şu anda diyor yüklendi. Ancak tekrar çalıştığında doğru çalışacak diyor. Evet, tekrardan çalıştırdığımızda da çalışır vaziyette olduğunu görüyoruz. Yönet diyoruz. Driver'ımızın durumunu da son halinde göreceğiz şimdi. Evet, aygıt yöneticisinden girdiğimizde daha önce olmayan wireless driver'ımızın yüklenmiş olduğunu görüyoruz. Daha önce 4 tane vardı dikkat ederseniz. Şu anda kaç olmuş? 7 tane driver, 6-7 tane driver'ımız gelmiş.
ve onlarda da problem yok. Bu sistemle bu problemimizi de çözmüş bulunuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bu tür videolarımızı desteklerseniz seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Evet, başka driverlarda kontrol ettiğimizde herhangi bir problem olmadığını görüyorsunuz. Diğer driverlarda da bir sorun yok. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.